Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Lojistik Operasyonları Müdürü Ali Altıntaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben Mayıs 1974 Gölcük, Kocaeli Gölcük doğumlu Ali Altıntaş. İlk ve ortaokul liseyi orada da okudum. Sonra turizm otelcilik okuyarak turizm sektörüne başladım. 3 yıl turizmde çalıştıktan sonra askerlik vatanı görme yaptıktan sonra Lojistik sektörüne giriş yaptım 1998 senesinde. O gündür bugündür sülöz sektöründe devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Aslında kırılma anı şöyle askerden geldikten sonra oldu. Yani şu anki koşullardaki ortam o zaman yoktu. O zaman arz talep, iş konusu yani torpillerle işe giriyorduk. iş yoktu. Yine öyle tanıcı karıcılar, riskli <laughs> sektörüne girdim. sektör de bilmiyordum açıkçası. <laughs> Sonra heyecanını gördükten sonra kalıcı olarak kalmaya ve yükselmek için hedefler koydum kendine. Neyse. Bu şekilde hırsla çalıştım. En az seviyeden depo elemanı olarak başlayıp lojistik operasyon müdürlüğüne kadar yükseldim. Ne güzel. Çekirdekten yetiştiniz. Çekirdekten tozunu yuttum. Yani biz kendi ne içimizde ne ne alaylı mi? diyoruz zaten. Yani çok güzel. Değil? E, fakat lojistik Türkiye'nin şu an en önemli lokomotif sektörlerinden biri. Çok büyük ilgi var ülkemize. O yüzden isabetli olmuş. Gerçekten evet. iyi bir seçim olmuş. Evet yani çok şey Hı -hı. yani Türkiye için değil dünya için aslında Tabii. çok önemli, önemli arttı. bir sektör. Evet şimdi burada 2001'de yaşadığımız bir kaza olayı var biliyorsunuz Süveş Kanalı'nda. 6 gün trafiğin durması evet. küreselde yaklaşık olarak 55-60 milyar dolarlık yani bir zarar uğrattı. Yani Bütün lojistik e, sektörü bloke oldu Bilmiyorum. bu Evergreen. Evergreen olayı evet. Karaya oturdu. Yani bu aslında çok önemli, dinamiği de çok fazla. Evet. Monotonluktan hiçbir zaman e, giremiyorsunuz monotonluğa. Onu söyleyeyim Her dinamiği zaman çok... bir dalgalanma olabiliyor. Kesinlikle kesinlikle heyecanlı, yani heyecanlı, heyecanlı. Yani çok fazla Kesinlikle. Zevkli bir sektör diyebilirim. Biraz sinirlere hakim olmak Tabii. lazım, sabırlı olmak Stresi lazım. Var, çok biraz. fazla, çok fazla. Doğru. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii yani ilk önce lojistiği anlamak lazım. Yani lojistik ne dedi hep böyle araçlar, herkes farklı terimler kullanabilir. Kitap yazılan cümleler mevcut ama şöyle söyleyeyim, bir insan vücudunda damarlar kan neyse lojistikte aslında tüm küreselin, insanoğlunun, tabiatın aslında bir parçası. E, bu süreci yönetmek çok önemli. Hepimize bir parça düşüyor. Bu illa sektörün içinde olmasına gerek yok. Buradaki önemli olan e, kural şudur. Bir zincirin halkasının olduğunu kabul etmek, bu zorluğu kabul etmek gerekir. Evet. Evet, şimdi lojistiği kırıyoruz biz. E, serbest depolama, antrepo, karanaktel e, kendi içinde de alıyor. Deniz taşımacı, hava taşımacılığı, demiryol taşımacılığı, liman işletmeci. Böyle hep kırabiliyoruz. Fakat buradaki uzmanlık dalı kendi içimizde de parçalara ayırıyoruz. Çünkü herkes her işi çok mükemmel yapmak zorunda değil. Hmm. Fakat bilmek zorunda. Çünkü kurallara göre oynuyorsunuz. Sağının kuralları var. Bir de kitabın uyguladığı kurallar var. Hmm. Onun için bizim şu anda benim uzman olduğum kısım aslında serbest depolama. Bunun alt bağlantısı olarak da katma değer hizmetler antrepo ve kara nakliye operasyonları geliyor. Daha çok bunlara daha yatkınım diğer uluslararası taşımacılıklar, liman işletmeciliği benim çok uzmanlık dalanıma girmiyor şu an için. Evet. Peki en önde gelen özellikleriniz nelerdir? De, başta demiştim, lojistik aslında de, dinamiği çok fazla olduğu için değişime, yeniliğe açık olmak zorundasınız. Son şöyle söyleyeyim, 95'ten sonra daha çok ambar mantığı, nakliyecilik mantığı var ki. Şimdi lojistik terimi hayatımıza daha çok kullanılmakta. Bunun için profesyonel depo, depoculuk işimizin parçası oldu. Daha yeni depo yönetim sistemleri girdi hayatımıza. Yani teknoloji de artık girmeye başladı. Ne kadar kaynak insan olsa dahi. Teknolojiye yakından takip etmeniz lazım. Her müşterinin kendi dinamini, beklentisini, çalışanın beklentisini yakın takip etmek zorundasınız. Onun için bir kere her zaman geri bildirimle, feedbackler açık olmak gerekir. Yelişimler açık olmak zor, yenilikler açık olmak gerekir. Ee, en büyük özelliklerimden bir tanesi zaten bu. Hiçbir zaman kapanmıyorum. Ben bu işi biliyorum demiyorum. Ben bu işi bilmiyorum. Yeniden öğrenmem lazım diye yeniliklerle mücadele ediyoruz diyebilirim. Çok güzel hakikaten. Her geçen gün yeni bir metot geliştiriliyor. Onları da öğrenmek, Kesinlikle. uygulamak e, bu da çok önemli. Kesinlikle. Takip edin. kovalayacaksınız. Yani bilgiyi kovalacaksınız. Kesinlikle. Bilgi kaçıyor çünkü. Yetişemiyorsunuz. Kovalayacaksınız. Doğru. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, şimdi ben iş hayatıma İzmir Lojistik Grubu'nda başlamıştım. Sonra şirket satışlarıyla Banlak Lojistik, Borusan olarak devam ettim. En son Özgür Lojistik'te süreci devam ettikten sonra şu anda SF Lojistik olarak operasyonlarda yönetici olarak devam ediyorum. Buradaki bizim için kaynak olarak firmamızın hedeflerinde, ...doğru işe doğru adam yerleştirmek aslında. Çünkü şey var, eleman alıyorsunuz, acaba bu eleman doğru adam mı? Daha yüksek kalifiye olabilir veyahut da yani yetersiz olabilir. Kesinlikle, evet. Yani uygun uygun olanı. elemanı seçmek hedeflerimiz. Sonra yine müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin beklentileri anlayarak... Doğru hedefler koymak çünkü yanlış hedeflerle de çok ciddi anlamda zaman ve maliyet kayıpları oluyor. Bunların üzerine çalışarak projeler yapmaktayız. Yine normal standart depolama operasyonlarımız, nakli operasyonlarımız devam etmektedir. Çok güzel. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir ve tavsiyeleriniz nelerdir? Kimi aslında herkes yapabilir. Hmm. Sadece başladım. Sabır önemli. Hmm. E, Yenili açık olmak önemli ve gerçekten e, stresi yönetebilen kişi girmesi lazım. Çünkü kriz yönetimi, stres yönetimi, evet, kriz yönetimi, stres yönetimi çok önemli. Hı. Çünkü her şey acil bu sektörde. Kesin. Bütün ürünler, siparişler acil, Kesinlikle. mal girişleri acil. Yani bunun nedeni bir de çok değişik insan profilleriyle çalışıyorsunuz. Evet, yani Türkiye'nin her bölgesinde insan geliyor ve herkes aynı profilde değil. De o, bu nedenden Farkla. dolayı işte çok stresi İstek. sağlam olmaz lazım. Kesinlikle. Evet. İstekler sınırsız oluyor bazen. <laughs> Sınırsızın da <laughs> ötesinde. Evet. Yani, yani en basit şunu öğreneyim. Bir yemek <laughs> mevzusu bile elinizde altında 100 kişi çalışıyorsa biri güzel der ki biri beğenmiyorum diyebiliyor. Bunun için yani doğru yolu bulmak lazım. Hı. Kimler yapabilir? Evet herkes yapabilir ama bir kere e, sabırlı olması lazım, yeniliğe açık olması lazım. Hı. Bu önemli faktör benim için. Kesinlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya şöyle aslında ben e, sektörde şu anda ciddi anlamda bir şey var. E, iş kaybı var, insan açığı var. Hı hı, Her sektör personel arıyor. Hı. Bir kere insanların çalışma esnasında ilkokul ve ortaokulda hangi sektörde çalışacağına karar vermesini gerektiğini düşünüyorum. Neden? Sevdiği işi yapmak zorunda. Sevdiği işi yaparsa o hayatta mutlu duyar. Tabii. Mutlu yaşar. Onun için lojistik sektörünü daha ilkokul ve ortaokulda insanların... Bunu araştırması lazım. Yani meslek de desteklerini biraz daha ilkokul ve ortaokul seviyene Hı -hı. indirmemiz lazım. Meslek kesinlikle. lisesine değil bu. Hı -hı. Daha az seviye. Kabiliyetine yönelik. Kabiliyet. Yöne kabiliyet, kabiliyet zevki. meselesi. zevki. Çünkü işine tutkuyla bağlı olması lazım. Kesinlikle buna katılıyorum. Yani. Çünkü Hı -hı. o an o çocuk bunu bilmesi lazım. Aile de, e, eğitim sistemimiz de bunu desteklemesi lazım. Yoksa çocuk tek başına karar veremez. Bizim biliyorsunuz Türk kültüründe dedi öğretmen olsun, doktor Tabii. olsun, herkes çocuğun en güzel yerinde olsun Hı -hı. diyor ama Hı -hı. maalesef öyle değil. Çocuk gerçekten ne istediği bilmeli. Çünkü o zaman yaptığı işten zevk alacak ve yapılan işten de güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Hı. Aidiyet duygusu da daha yüksek oluyor. Verimliliği Kesinlikle. değil mi? Katma Kesinlikle değerli işler var. üretiyor. Kesinlikle. Ben mesela şu anda iki tane Hı -hı. çocuğum var, bir kızım Maşallah. var tercih ona bıraktım. Güzel sanatlarda resim okuyor. Hı. Oğlum bilgisayar e, bilgisayara meraklıydı. Yazılım <laughs> istedi. Yazılıma gidiyor. Hı. Tamamen kendi. Ben sadece destekliyorum, onları motive ediyorum. Yani herkes aslında bu şekilde olursa Hı. Türkiye ekonomisi açısından da, sektörler açısından da e, risklerimiz azalır. İnsanlar Hı. severek yaparsa o işten çok Hı. güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Tabii. Kabiliyetine uygun bir şey olmalı Kesin, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle yetenek meselesi. Yani şöyle var eleman alıyorsun. Adama iç, adama göre iş mi işe göre adam mı? Hı. İlk önce seçer ki işe göre adam olarak hı. alıyoruz ama sonrasında adama göre işe de çeviriyoruz. Çevirmek hı. zorundayız çünkü Doğru. yeterli gelmiyor. Hı hı, Kimse de ekmeksiz kalmasın. Tabii ne güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok Fakat teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun bu imkanı verdiğiniz için. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz Lojistik Operasyonları Müdürü Ali Altıntaş'tı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.